Kanserde şikayette farklılık var mı? Hasta farklı şikayette gelir o mi? O en önemli noktaya geliyor. Prostat kanseri şikayet verdiğinde trend kaçmış demektir. Yayılmış demektir. Ha, bu şeyi önemli bir mesaj. Şimdi değiştirelim şeyi. Arkadaşlar bir slide daha koyalım. Evet. Şimdi bu önemli bir mesaj hocam. Çok önemli. Prostat kanseri... Prostat şikayetiniz varsa bu kanser demek değildir. Kanser olursa işten geçmiştir. Esas prostat büyümesinden dolayıdır bu. Oraya evet. Geleceğiz şimdi. Slide'ı değiştirelim lütfen. Bir önemli. Sonrası arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın. Prostat hem kötü lokalizasyon hem de teşhisi çok kolay bir yerde. Bir parmak muayenesiyle makattan biz prostatta ne var ne yok büyük ölçüde anlıyoruz. Bir de çok güzel bizim bir kanser belirteci demeyelim ama kanseri anlayabileceğimiz bir kanda PSA dediğimiz bir testimiz var. Kanda basit şimdi, bir testle. Demin eğer aile babasında, amcasında kanser olanlar 40 yaşından itibaren düzenli PSA testi yaptırmalıdırlar. Evet, basit bir ama kan yoksa, alınacak ve bakılacak. Ama ailesinde prostat kanseri yoksa gerek yok. 50 yaşından sonra kanser testi yaptırmalıdırlar. Ya da bir başka nedenle doktora gitti. Zaten bu doktor, o ürolog bir parmak muayenesi prostata bakar. Şimdi yalnız tek başına kan tahlili de yeterli değildir. Bir nevi bir destekleyici mahiyettedir. Şimdi... Esas yavaş yavaş ameliyatlarına girelim isterseniz fazla vakit geçirmeden. Demek ki muayenesi ve teşhisi çok kolay bir organ. Kötü yerleşimde, ters yerde oluşmasına rağmen. Bir de prostat kanserleri, cilt kanserleri gibi, tiroid kanserleri gibi çok yavaş gelişen kanser. Yani 0,5 santimden 1 santime çıkması 4 yıl alıyor. Hemen öldürmez. Sadece düşük orandası, ne dedik demin, %50'si düşük risk grubu kanserler. Ha akla şu gelebilir, geri dönemeyeceğimiz için. Biz bu kanserleri bırakalım. Hayır. Bir hekimin becerisinin yanında çok iyi bir patoloğun. Biz kanseri nasıl tanı koyacağız? Şüphe ettik. Bir parça alıyoruz 12 yerden. Ondan sonra onu prostat, patolojiye gönderiyoruz. Çok kolay. Kanserinden biyopsi alıyoruz. Tabii. O biyopsiyi nereden giriyoruz hocam? Makattan giriyoruz. Makattan giriyoruz. Biyopsi 12 yerden özel tabancamız var çok, bizim. Çok hasta için sıkıntılı bir işlem midir? Yani oradan da kimse korkmasın şimdi yani. Şimdi o kadar önemli bir konuya. Tabii ki sıkıntılı. Bakın bir bedel. Prostat biyopsileri de çoğu gereksiz yer yapılıyor. Şimdi beni oraya girdirmeyin. Yani bu bir eksper. Peki hocam biyopsi yapılıyorsa onu hastayı rahatlatmak için. Anlatacağım. Şimdi her işin, bahsettiğim her işin bir riski vardır. Şimdi adam 80 yaşındaysa kanser olsa bile biyopsi almaya gerek yok. Ha genç, sağlıklı. Bir de teknik imkanlar yapan kişi, bir de anestezi imkanları da. Ama eğer bir bedel ödeyecekse, bir şey kazanacaksak şüphemiz kuvvetliyse biyopsi alacağız. Peki biyopsiden önce bir görüntüleme yapıyor muyuz hocam? Mesela MR, bilgisayarlı tomografi. Kardeşim bu kadar güzel soru soruyorsun ki biz sadece biyopsiyi konuşmamız lazım. Hocam ama merak ediyor herkes. Ama doğru. Hiçbir görüntüleme bize ancak şüphe ettirebilir parça almadan ve bir de o alınan parçanın çok iyi bir patolog tarafından değerlendirmesi yapılmadan biz tanı koyamayız. Patolog yanılgısı da var burada. Bakın ne kadar önemli tababet. Hem çok iyi doktoru bulacaksınız, hem o işte iyi karar veren doktoru bulacaksınız, hem de çok iyi patolog olacak. 500 tane patoloji biyopsisi gören insanla 100 tane gören biri olmaz ki.